Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 renkli kutu teknik karelif çalışmamız var arkadaşlar. Oldukça güzel, kolay bir model. Hem günlük kullanım için hem çeyizlik için örebileceğiniz şahane bir model. Böyle 3 renk kombinledim ben sizler. İstediğiniz renklerde örebilirsiniz. Kullanacağım tığ numaram 6 1,40 mm. Özellikle lif modellerimde kullandığım tığım arkadaşlar. Bir oturmaya bir günde kolaylıkla örebileceğiniz bir model. Tabii benim gibi çocukluysanız bir oturmaya öremezsiniz ama eğer çocuğunuz yoksa bir günde kolaylıkla bitirebileceğiniz bir model. Sesim için de kusura bakmayın arkadaşlar. Bu aralar salgın mı var bilmiyorum. Böyle sürekli 2 gün iyiyim, 5 gün rahatsızım. Video iyileşince çekmek istiyorum ama hiç iyileşemediğim için, videoyu da ara vermek istemediğim için bu şekilde devam ediyorum. Tekrardan sesim için kusura bakmayın. Modelimin yapım aşamasına geçmeden önce sizlerden de ricam, hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Turuncu renk ipimle başlıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Orta zincire battım. İlmek alıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 dolgulu bir fıstık yaptım. Tuttum. Kapattım. Topladım. Bir zincir. Tekrar ilmeğimi uzattım. Tepe noktasına yine 4 dolgulu bir fıstık. Yine tuttum, topladım. Tekrar ilmeğimi uzattım. Yine fıstığın tepe noktasına 4 dolgulu bir fıstık. Tuttum, topladım. Bu şekilde toplamda 13 tane üst üste kapalı fıstık yapalım. Evet arkadaşlar, 13 tane fıstığımı yaptım. 14. yapıyorum. 14. kapatmadım. İlmek aldım. 1, 2, 3. Hemen şu aradan da bir fıstık aldım. Dönüş yaptım. Bu şekilde ikisini birlikte topladım. Şöyle göstereyim. Buradan devam ediyorum. Hemen yine tepe noktasına bir fıstık. Sırada gelen bağlantı noktasındaki fıstık arasından bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Kutu tekniğiyle devam ediyorum. Yine tepe noktasına bir. Bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir. Sırada gelen fıstık arasından bir. Şimdi 4 tane kutumuz oldu. Burada farklı bir işlem var. O yüzden bu kadar uzattım arkadaşlar. 4 tane kutumuz oldu şu şekilde. 1, 2, 3, 4. Yine tepe noktasına bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. İlmek aldım. Yine sırada gelen fıstık arasından bir. Şimdi yine kapatmıyoruz arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. İki fıstığımız var tığın üzerinde. Üçüncüyü bir fıstık. Sırada gelen bağlantıyı atlayıp bir sonraki bağlantıdan fıstık alıyorum. Burada bu şekilde yana dönüş yapmış oluyoruz.
Fıstığımız da yine 3 fıstık var. Bu şekilde üçünü birlikte topladım. Şöyle bir görüntü oluştu arkadaşlar. Köşe oldu. Daha sonra yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen tepe noktasına bir. Sırada gelen fıstık bağlantısından bir. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde ikişerli ikişerli toplayarak arkadaşlar kutu tekniğine sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar tamamladım. İç yüzümüzde 5, bu tarafta da 5, altta da 6 tane fıstığımız oldu. Bu şekilde ipimi burada keseceğim. 2 tane zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şimdi 4 tane üst üste fıstık yapalım. Bir tane de açık. 5. fıstığı açık olarak yapalım arkadaşlar. İpi kestikten sonra, yani bu şekilde ayrı bir parça olarak 4 tane üst üste kapalı fıstık, bir tane de açık yapalım. Evet arkadaşlar, toplama 1 2 3 4 kapalı, 5. açık fıstık yaptım. Diğer desenimi alıyorum. Hemen bunu bu şekilde düz yönden, ilmeğimi de alacağım buradan. Hemen alt kısmın ortasından şuradan battım. Buraya da bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte birleştirdim. Şöyle bir zincir, toplamda şu şekilde 6 tane fıstığımız oldu. Şöyle bir örümcek gibi yapıyorum, kapatmıyorum. Geri şu tarafa, uç noktasına diğer deseni kaydırma yöntemiyle sabitleyip bir zincir çektim bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu çeviriyorum arkadaşlar, dibine sabitledim. Bunun aynısından diğer tarafa da yapacağım şimdi. Yine bu tarafa da tekli 6 tane fıstık yapacağız üst üste. Bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir. Kapattım. İkisini yaptık. 4 tane daha bu şekilde üst üste kapalı fıstıklar yapalım. Evet arkadaşlar, tamamladım. Böyle bir görüntü çıktı. Şöyle göstereyim. Devam ediyorum. Şimdi dönüş fıstığım için bir tane daha kapalı fıstık yapacağım. 7. fıstık. Kapattım. Tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluktan da bir fıstık alıyorum. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir. Bir ileriye bir. Bir, iki fıstık oldu. İki fıstık daha yapıp 4 kutuya tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 4 tane fıstık yaptım. Arada 2 fıstık kaldı. Şu şekilde göstereyim. Şimdi burada farklı bir işlem var. Yine hemen tepe noktasına bir fıstık yapıyorum. İlmek aldım, kapatmıyorum. Orta iki fıstığın arasından bir fıstık. Şunu aradan aldım, bir daha batayım. Kapatmıyorum. Burası orta nokta, geçiş kısmı arkadaşlar. Karşıdaki fıstığında tepe noktasından bir fıstık. Buraya batmıyoruz, araya, geçiş noktasına. Bu şekilde üçünü birlikte toplayacağız.
Fıstığımızda 3 fıstık var. Üçünü birlikte topladım. Şöyle bir görüntü oluştu. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen tepe noktasına bir. Kapatmıyorum. Sırada gelen bir sonraki fıstıktan bir. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde yine ikişerli ikişerli toplayarak kutu tekniğiyle sıranın sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, tamamladım. Bu şekilde bir görüntümüz oldu. Şimdi diğer açık renk ipimi alıyorum. Bu ara boşlukları dolduracağız buralara. İlk önce buradan başlayacağız. Hemen baş kısmına sabitledim. Bir kapalı fıstık yapıyorum. Bunu kapattık. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir. İlmek alıyorum. Bir sonraki fıstık arasından bir. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir. Kapatmıyorum. Bir sonraki sırada gelen fıstık arasından bir. İkisini birlikte topladım. Sesim çıkmıyor arkadaşlar. Olabildiğini yükseltmeye çalışıyorum ama bu kadar yükseltebiliyorum. Kusura bakmayın. Tekrar tepe noktasına bir. Hemen sırada gelen fıstık arasından bir. İkisini birlikte topladım. Burası geçiş noktası arkadaşlar. Tam orta kısım gördüğünüz gibi. Buraya basmayacağız. Şimdi burada iki fıstığımız kaldı. Burada üçlü toplayıp ilk sıçma yapacağız. Hemen tepe noktasına bir. İlmek aldım. İki fıstık arasından bir. Kapatmıyorum. Dediğim gibi burası geçiş noktası, tam orta kısım. Buraya atlıyoruz. Buraya dikkat edelim. Bir sonraki fıstık arasından karşı dilimden de bir fıstık alıyorum. Üç fıstığımız var. Üçünü birlikte topladım. Şöyle göstermek istiyorum. Sonra yine kutu tekniğiyle devam edeceğim. Hemen buraya yine bir fıstık. Sırada gelen fıstık arasından bir. İkisini birlikte topladım. Sıranın başına kadar arkadaşlar, buraya kadar ikişerli ikişerli bir tepesine bir sıradakine diyerek sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, ben tamamladım. 4 bir tarafta var. 4 bir tarafta fıstığımız. Şimdi diğer renk, 3. renk ipimi aldım. Tekrar baş kısmına sabitliyorum. Buradan devam edeceğim. Hemen yine bir kapalı fıstıkla başlıyorum. Kapattım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir. İlmek alıyorum. Yine sırada gelen fıstık arasından bir. İkisini birlikte topladım. Yine burada şurada bir fıstık kalasıya kadar kutu tekniğiyle gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki fıstık yaptım. Burası ara geçiş noktası. Burada bir fıstığımız kaldı. Devam ediyorum. Hemen yine tepe noktasından bir fıstık alıyorum. Kapatmıyorum. Sırada gelen fıstık arasından bir.
Kapatmıyorum, yine ara noktası, geçiş noktamız, bağlantı noktamız. Burayı atlıyorum. Karşıdan da bir fıstık alıyorum. Bu şekilde üçünü birlikte topladım. Alt sırayı nasıl yapmışsak aynı şekilde yaptık. Yine bir eksiltme yaptık. Daha sonra yine kutu tekniğiyle devam ediyorum. Tepe noktasına bir, bir sonraki fıstık arasından bir fıstık. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ikişerli ikişerli toplayarak kutu tekniğiyle buraya kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Kutu tekniğiyle burada ipimi kestim yine. Tekrar diğer renk, açık renk ipimi alıyorum. Yine baş kısmına sabitleyeceğim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Yine kapattım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir. Kapatmıyorum, ilmek aldım. Hemen buraya bir fıstık. Yine ikisini birlikte kapat. Yine hemen burası bağlantı noktası, orta noktası arkadaşlar. Geçiş kısmımız buraya. Yine iki fıstık kaldı gördüğünüz üzere. Arada bir fıstık var. Hemen yine karşı dilime geçip burada üçlü toplayacağız. Eksiltmemizi yapacağız. Hemen tepe noktasına bir. Kapatmıyorum. Bir sonraki fıstık arasından bir. Yine kapatmıyorum. Bağlantı noktasına atlıyorum. Yine eksiltmemi yapıyorum. Karşıdan bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Sonra yine kutu tekniğiyle devam ediyorum. Hemen tepe noktasına bir. Sırada gelen fıstık arasına bir. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir. Sırada gelen en sondan da bir yapalım. Sırayı birlikte tamamlayalım. Yeni öğrenen arkadaşlarımız için detaylı anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bilen belki yapabilirdir lif öğren arkadaşlarımız, ama bilmeyenler için sonuna kadar göstermek istiyorum. İpimizi yine burada kesiyorum. Bu iplerimizi aralara çekip temizleyelim arkadaşlar. Bu şekilde onları da yok edelim. Bu şekilde oldu. Şimdi yine diğer renk ipimi alacağım. Tekrar koyu renk ipimi aldım arkadaşlar. Yine baş kısmına sabitledim. İlmeğimi uzattım. Hemen yine buraya bir fıstık yaparak başlıyorum. Kapattım. Burası geçiş noktamız arkadaşlar. Kutu yapmamıza gerek yok. Zaten direkt geçişe geçeceğimiz için ara noktasına, hemen tepe noktasına bir yine. İlmek aldım. Sırada gelen fıstık arasından bir. Kapatmıyorum. Yine geçiş noktası, orta noktamızı atlayıp karşıdan da bir fıstık alıyorum. Tığımda 3 fıstığım var. Üçünü birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir. İlmek alıyorum. Sonuncuyu da buraya yapıyorum. İkisini birlikte topladım.
İpimi kırmıyorum arkadaşlar. Çevirdim. Bununla tamamlayacağız. Hemen buraya bir fıstık. Kapatmıyorum. Yine geçiş noktası direkt. Karşıdan da bir fıstık. Bu şekilde ikisini birlikte topladım. Bir, iki tane zincir çektim. İpimi kesiyorum. Kalan ipimi de saklayayım. Sonra hallederim arkadaşlar. Bu şekilde birini tamamlamış olduk. Eksilterek dilimimizin. Bunun aynısını bu tarafa da uygulayacaksınız. Farklı hiçbir işlem yok. Videoyu geriye alıp tekrardan izleyerek yapabilirsiniz. Burası da aynı ama yine biz beraber biraz yapalım. Yine aynı şekilde farklı hiçbir işlem yok. Bu iki taraf da bura gibi doldurulacak. Bir sıra beraber yapalım bir de. Yine açık renk ipimle başlıyorum. Belki yapabilen arkadaşlarım da ama yapamayanlar da olabilir. O yüzden ben ısrarla göstermek istiyorum. Hemen buraya uç noktasına sabitledim. Bir kapalı fıstıkla başlıyorum yine. Kapattım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir. Bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir. Bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde yine kutu tekniğiyle ikişerli ikişerli toplayarak bir tepesi bir sıra dahakine şekline şurada iki fıstık yani şuraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar. Geçiş noktası yine burası. Burada bir fıstığım kaldı. 4 tane fıstık yaptım. Şimdi buradan devam edelim. Hemen tepe noktasına yine bir fıstık alıyorum. Sırada gelen fıstık arasından bir. Kapatmıyorum. Yine bu arası geçiş noktamız. Buraya batmıyorum. Eksiltme yaptığım için karşıdan da bir fıstık alıyorum. Tığımızda yine 3 fıstığımız var. Üçünü birlikte topladım. Şu şekilde yine eksiltmemizi yaptık. Sonra yine kutu tekniğiyle devam ediyoruz. Bu geçişlerimizi hep üçlü toplayacağız. Arada eksiltme yapacağız. Buna dikkat edelim. Daha sonra sırada gelen fıstık arasından bir. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde sıranın sonuna kadar kutu tekniğiyle ikişerli toplayarak gelelim. Evet arkadaşlar sıramı da tamamladım. Tekrar koyu renk ipimi aldım. Bununla devam ediyorum. Yine aynı şekilde baş kısmına sabitledim. Hemen ilmeğimi uzattım. Buraya yine bir kapalı fıstıkla başlıyoruz. Yine alt sırada nasıl yapmışsam aynı şekilde devam ediyorum. Farklı hiçbir işlem yok. Sadece geçişte üçlü toplayarak eksiltme yaparak devam ediyoruz. Ortak bağlantı noktasına batmadan ikisini birlikte topladım. Evet arkadaşlar siz bir iki sırayı tamamlayın aynı şekilde. Yine bu renkle geleceksiniz. Burada bir fıstık kalasıya kadar burada bir tepesine bir buraya buraya atlayıp karşıdan alarak üçlü toplayıp yine ikişer toplayarak bu tarafta da kutu tekniğine devam edeceksiniz. Dediğim gibi burayı nasıl yapmışsak sıra sonuna kadar bu renkle gelelim. Bu renkten sonra yine bir açık renk tekrar ben krem renk görüyorum. Siz hangi renk görüyorsanız tekrar bu renkle bir sıra daha üstünden gidelim aynı şekilde. Daha sonra devam edelim. Evet arkadaşlar. Bir sıra koyu renk, bir sıra açık renkle iki sırayı tamamladım. Şimdi sadece bu kahverengi ipimle öreceğim. Ben siz hangi renkle örüyorsanız diğer üçüncü renk ipiniz onunla devam edeceksiniz. Yine baş kısmına sabitledim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum.
Kapattım. Yine alt sırada nasıl yapmışsam aynı şekilde yapıyorum. Hemen tepe noktasına bir. Kapatmıyorum. Sırada gelen fıstık arasından bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir. Yine burası bağlantı noktamız arkadaşlar. Bir fıstığımız kaldı. Hemen buraya bir kapatmıyorum. Bağlantı noktasına yine geçiyorum. Karşıdan da bir fıstık. Eminim artık öğrendiniz arkadaşlar. Aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Çünkü farklı hiçbir işlem yok. Ama ben ısrarla yine de göstermek istiyorum. İpimi çektirdim, onu düzleyeceğim. Yine sıra sonuna kadar kutu tekniğiyle devam edeceğim. İkisini birlikte topladım. Sonuncuya geldik. Sonuncuyu da yapalım. Kapatmıyorum. En sonuncuyu da yapalım. İkisini birlikte topladım. İki bir tarafta, iki bir tarafta kaldı. Tekrar çevirdim. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Sadece bu rengimizde tamamlayacağız. Bir kapalı fıstık yine. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir. Sırada gelen fıstık arasından bir. Yine burası geçiş noktası. Buradan atlıyorum. Karşıdan bir. Yine 3 fıstığımız var. Eksiltmemizi yaptım. Üçünü birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir. Sonuncuyu da yine birlikte yapalım. Karşıdan bir, ikisini birlikte kapattım. Tekrar çevirdim. Hemen yine bir fıstık. Bunu kapatmıyoruz. Zaten ara geçiş noktasına geldim. Karşıdan da bir fıstık. İkisini birlikte kapattım. İki zincir ipimi kopardım. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapmışsak aynısını bu tarafa, bunu nasıl yapmışsak bunu da aynı şekilde bu tarafa yapalım. Daha sonra kare elde edeceğiz. Daha sonra da kaldığımız yerden devam edelim. Eğer yapamazsanız videoyu geri alıp tekrar izleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Model anlatımı hızlı gelirse de köşede ayarlar kısmı var. Oradan hız ayarlarından arttırıp azaltabilirsiniz hızını. Kendinize göre oradan da ayarlama yapabilirsiniz. Bu şekilde tamamlayalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, ben köşe boşlukları doldurdum. Gördüğünüz üzere kare elde ettim. Bu şekilde oldu. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Açık renk ipimi alıyorum. Fark etmiyor. Şöyle köşeye yakın bir yerden başlayayım dönüşü göstermek için. Hemen ilmeğimi uzattım. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir. Kapatmıyorum. Bir sonraki fıstık arasına bir. İkisini birlikte kapat. Bir zincir, tekrar tepe noktasından bir. Kapatmıyorum. Sırada gelen fıstık
karasından bir. İkisini birlikte topladım. Yani kutu tekniğiyle yapıyoruz arkadaşlar araları. Hemen buraya bir. Kapatmıyorum. Köşe noktasına geldim. Buraya bir. Bütün köşe dönüşlerimizi şu an yapacağımız şekilde yapacağız arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Köşelerde arttırma yapacağız. Şöyle göstereyim. Köşe noktasına geldim. Şimdi burada arttırmamızı yapacağız. Hemen bir kapalı fıstık yapıyorum. Tekrar üzerine bir fıstık. Bunu kapatmıyorum. Bir, iki fıstık kapalı, üçüncü açık. Hemen yine kendi dibinden de bir fıstık alıyorum. İkisini birlikte topladım. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde arttırmamızı yapmış olduk. Bütün köşeleri bunu nasıl yapmışsak aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Daha sonra yine kutu tekniğiyle örerek devam edeceğiz. Hemen buraya bir. Bir sonraki fıstık arasına bir. İkisini birlikte topladım. Evet arkadaşlar, bu şekilde tamamlayacaksınız. Şimdi şöyle göstereyim. Yine bu aralarda bir tepesine, bir yanına ikişer ikişer toplayıp bu köşeye kadar geleceksiniz. Bu köşede de bu köşeyi nasıl yapmışsak arttırmamızı yapacağız. Yine aralarda kutu tekniğiyle ikili köşelerde de yine arttırma. En son buraya geldiğinizde de burada bir fıstık kaldığı zaman bir tepesine, bir buraya, bir de buraya batarak üçlü toplayarak kapatacaksınız en sonunu, burayı. Burada yaptığınız zaman bir üstüne, bir sonraki ara bağlantıya, daha sonra da bu fıstığın tepe noktasına batarak üçlü toplayarak kapatıp sonra yine bir kapalı fıstık yapıp üzerine bir açık, sonra yine kaldığımız yerden bir sonraki sıraya geçerek devam edeceksiniz. Bu şekilde toplamda şu an birinci sıra yapıyoruz. 1 2 3 sıra olasıya kadar bu şekilde örelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, ben kenarının iki, size 3 sıra dedim, 2 sıra gittim arkadaşlar düz olarak. Çok büyük olacağından dolayı ben çok büyük lif sevmiyorum. Ama siz isterseniz büyüklüğüne bakıp siz de 2 veya 3 sıra gidip daha sonra kenar oyasına geçebilirsiniz. Bu şekilde, hatta zaman bulmuşken kenar oyasında bir kısmını yaptım. 2 sıra kutuyu tekniğe gittikten sonra sizler de kenar oyasına geçeceksiniz. Şöyle yapacaksınız arkadaşlar, kenar oyasından şunu bir tamamlayayım ben. Fark etmiyor arkadaşlar, herhangi bir fıstık arasına ipinizi sabitleyip bu şekilde 3 veya 4 dolgulu bir fıstık yapacaksınız. Daha sonra bu şekilde tutup toplayacaksınız. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip tepe noktasına kirpik yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar tepe noktasına kirpik yapıyorum. Ben 2 tane yapıyorum. Siz isterseniz üçlü de yapabilirsiniz. Arada bir veya iki zincir çekin elinize göre. Daha sonra bir sonraki fıstık arasına geçin. Yine aynı şekilde bir fıstık. Yine 1, 2, 3, 4 zincir. Tepe noktasına kirpik yapıyorum. Tekrar 4 zincir. Tepe noktasına battım. İkinci yaptım. Bir zincir, bir sonraki fıstık arasına geçtim. Daha sonra hepsini birlikte tuttum, topladım. Yine aynı şekilde devam ediyorum.
Siz istemezseniz farklı bir kenar oyası da uygulayabilirsiniz. İllaki benim yaptığımı yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Hoşunuza giden farklı bir kenar oyası olursa onu da yapabilirsiniz. Bu şekilde tamamlayalım. Köşeye gidelim arkadaşlar. Köşede farklı yapacağız. O yüzden bu şekilde ben köşeye kadar ilerleteyim. Köşede de bu şekilde ikili yapacağız. Ben yine de göstermek istiyorum. Bu şekilde. Köşeye kadar gelelim. Orayı da göstereyim. Evet arkadaşlar, köşeye geldim ben. Burayı da göstermek istiyorum. Arada bir zincir çektim. Bütün köşelerimizde bu şekilde arttırma yaparak yapacaksınız. Yani bir tane fazla yapacaksınız. Dönüşleri yine tam köşeye bir fıstık yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine kirpik yaptım. Yine 4 zincir. Dediğim gibi kirpikleri siz üçlü de yapabilirsiniz. Yine arada bir zincir. Aynı yere iki defa batarak ikili fıstık yapıyoruz köşelerde. Bütün köşelerimizi şu anki yaptığımız gibi yapıyoruz. Bu şekilde ikili yapıyorum. Tekrar yine 4 zincir. Battım. Yine 4 zincirle yine kirpiği yaptım. Bir zincir, bir sonraki dönüşü yaptım. Fıstık arasına geçtim. Kapattım. Yine 4 zincir. Bir, iki, üç, dört zincir. Kirpik yaptım. Yine köşeyi şu şekilde göstermek istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İkili batıyoruz köşelerimizde. Onun dışında yine aralarda tekli fıstıklar yaparak devam ediyoruz. Sonuna geldim. Birlikte tamamlayalım. Bir zincir çektim burada. İlk başladığım fıstığın şu şekilde burada yuva var arkadaşlar. Buraya kaydırma yöntemiyle sabitleyip iki tane zincir çekip ipimi kopardım. Bunu da sonra yok ederim ben. Bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Oldukça güzel, kullanışlı bir model oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Ben çok beğenerek ve severek ördüm. Örmesi de bir o kadar kolay. Dediğim gibi bir günde bir oturmaya kolaylıkla örebileceğiniz bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Memnun kalmışsınızdır. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Video sonunda kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Lütfen sizlerin destekleri bizler için çok değerli ve önemli. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.